Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkürler Suna, sağ ol. Aslında Necat'la beraber de gelmiştim ama baş başa konuşun diye içeri girmek istemedim. Sonra da içime sinmedi, geleyim dedim. Anlaşılan ameliyattan sonra dinlenmeyince dikişler tutmuyormuş. Kaza demişsin. Evet, biliyorsun Necat'ın bilmesini istemiyorum demiştim. Suna yoksa... Yok, söylemedim, merak etme. Benim sırrımı saklamak pek hoşuna gitmiyor anlaşılan. Yani genel olarak Necat'tan bir şey saklamak benim hoşuma gitmiyor. Geçmiş olsuna gelmedin yani. Necat gerçekleri bilmeyi hak ediyor ailem. Kalıcı değilim Suna, kafası karışmasın bence. Peki. Siz ikiniz Necat'la yani yakınsınız değil mi? Tabii yani çocuğuna bakıyorum, yakın olmak zorundayız. Tabii arada karısı gibi de davranman gerekiyor. Mecbur kaldığımda evet. Yanlış anlamın için sormuyorum. Yani benim yerime geçmeni eleştirdiğim falan da yok. Hatta sana teşekkür borçluyum çünkü Kayra'ya çok iyi bakıyorsun. Ama ben merak ediyorum yani bir insanın böyle bir yükün altına girmesi için çok iyi bir sebebe ihtiyacı yok mu? Çok iyi bir sebebim var zaten. Kayra. Tabii ki Kayra. Bizim ikimizin bu konuşmayı yapmasının sebebi de Kayra. İşte o yüzden ben de buradan ayrılmadan evvel Kayra ile daha düzgün bir gün geçirmek istiyorum. Söyledim Necat'a, belki bahsetmiştir sana. Bahsetti bahsetti ama inan ne cevap verecek bilmiyorum. Ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Geçmiş olsun. Teşekkürler Suna. Her şey için.